Sayın Cumhurbaşkanımız da, Sayın Aliyev de sürekli bunu vurguluyorlar. Eğer güçlü değilseniz bu yeni dünya düzeninde ayakta kalmanız mümkün değil. Ve şunu da biliyoruz ki tek başınıza güçlü olmanız da, o ayakta kalabilecek kadar güçlü olmanız da mümkün değil. Dolayısıyla bütün dünya şu anda öyle ya da böyle bir takım kümelenmelere gidiyor. Yani o artık kutuplar vesaireler, bunlar geride kaldı diye düşünüyorum. Artık kümelenmeler var. Ve bizim için, bizi bu topraklarda kıyamete kadar bu topraklarda kalmamızı sağlayacak, yani Türk varlığının bu topraklarda kalmasını sağlayacak o kümelenme, o birlik de Türk dünyasının birliğidir. Türk dünyasının bir araya gelmekten başka şansı yoktur. Çünkü başka türlü bu coğrafyada ayakta kalamıyorsunuz. İşte yok dünya düzeni, hukuk, toprak, işte yok Birleşmiş Milletler, şu bu, bundan hiçbir işe yaramadığını gördük. Bakın işte dün galiba o bir şey çıktı en son. Zannediyorum oradan da şimdi ilerleyecekler. Şimdi işte bu Ukrayna'daki savaşın finansmanı ile ilgili artık hani kongreden falan bir şey çıkartamadılar. Şimdi yeni karar işte Rusların el konulan mallarını satıp onunla işte Ukrayna'ya silah alacaklar. Yani şimdi bunu, haklılığı haksızlığı tartışılmaz ama hukuk diye bir şeyin olmadığı çok açık. Güçlünün hukukunun olduğu çok açık ve bundan sonra da böyle devam edeceği de belli. O yüzden de güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak elbette liderlerin iradesiyle en azından öyle söyleyelim işte bir şekilde hayata geçirecek ama güçlü kılacak olan sizlersiniz. Güçlü kılacak olan bütün Türk dünyasında, özellikle ekonomik alanda, işte üretimde, şurada burada yapılacak işbirlikleridir. Devletlerin burada yapabileceği tek şey sizden önünü açmaktır. Onun dışında yapılacak işse, çünkü biz hiçbirimiz yatırımcı değiliz. Yani yatırımcı olsam işte hep onu söylüyorum, ben her ayın birini beklemem. Ya işte maaş yattı mı, kira vereceğiz diye. Ya bizim yapabileceğimiz bir işte yapamadığımız için buradayız. Sizler yapıyorsunuz onu. Ama burada yapılacak olan şey sizin önünüzü açmaktır.